Evet, değerli arkadaşlar, yavaş yavaş dersimize başlıyorum. Katılım oldukça ben buradan katılan arkadaşlarımızı ekleyeceğim. Katılamayan arkadaşlarımız için her hafta ilettiğimiz üzere kaydını yapıp benim YouTube sayfama ekleyeceğim. Katılamayan arkadaşlarımız daha sonra bunu oradan izleyebilirler. Değerli arkadaşlar, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Mısır'dan devam etmiştik. Bu hafta da Mısır'da bakım işlemlerinden devam etmiştik. Bu hafta da Mısır'da ne tür hastalık ve zararlar görülüyor ve bu hastalık ve zararlar nasıl etkiler bırakıyor Mısır'da? Onları sizlerle birlikte işleyeceğiz. Bunun dışında da son olarak da Mısır hasadına değinip Mısır'la ilgili kısmı bu hafta bitirmeyi öngörüyoruz. Arkadaşlar, ekim nöbeti bildiğimiz üzere aynı ürünün tek aynı tarla üzerinde sürekli olarak yetiştirilmesine biz monokültür tarım diyoruz. Yani tek yönlü tarım diyoruz. Ekim nöbeti ise aynı tarla üzerinde farklı bitki türlerinin birbirini belli bir sistem dahilinde takip edecek şekilde yetiştirilme işlemine biz ekim nöbeti ya da bazı kaynaklarda, eski kaynaklarda münavebe olarak geçiyor. Biz buna ekim nöbeti diyoruz. Ekim nöbetinin ne kadar önemli olduğunu sıklıkla dile getirdik. Her şeyden önce ekim nöbeti uyguladığımız takdirde toprağımızın mevcut yapısını daha iyi şekilde koruyoruz. Toprak ıslahı, aynı zamanda ekim nöbetinin içerisine baktegiller dahil edildiği takdirde ne tür olumlu durumlar ortaya çıkıyor? Havanın serbest azotu toprağa bağlanıyor. Baktegiller kazık kökleriyle derinlere giderek bitkinin, daha doğrusu buğdaygillerin ya da diğer familyadaki bitkilerin derinlere gidemeyerek kullanamadığı bitki besin elementleri ve suyu daha yüksek düzeye çıkarıyor ve bunları baktegiller kullanıyor. Bunun dışında havanın serbest azotuyla toprağa bitkilerin kullanabileceği formda rizobium bakterileriyle karşılıklı bir simbiyotik yaşam ile toprağa azot bağlıyor. Bitkinin kullanabileceği formda 7-8 kilogramdan başlıyor, 50 kilograma kadar devam edebiliyor kullanılan baktegilin türüne göre, toprak yapısına göre ve diğer etmenlere göre, aşılama ve benzeri durumlara göre değişmekle birlikte. Bunun dışında kökler havalanıyor. Yani kazık kök girdiği zaman işin içerisine derinlere giden kök artıkları ile, kökler ile kökler havalanıyor. Bunun dışında hasat sonrasında bol miktarda toprağa ne bırakıyor değerli arkadaşlar? Bitkisel artık bırakıyor. Bu artıklar da baklagil oldukları için toprakta daha hızlı bir şekilde çözülüp toprağın hem organik madde düzeyini iyileştirme hem de besin elementi kapsamını iyileştirme anlamında katkılar oluyor. Tabii ki bir bölgede uygulanabilecek ekim nöbeti sistemlerine bakarken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Her şeyden önce tarlamızın durumuna bakmamız lazım. İkinci olarak iklim. Hatta belki de ilk bakacağımız şeylerden bir tanesi iklim faktörleridir. Sulama imkanları bizim için önemli hususlardan bir tanesidir. Yani sulama imkanımız var mı, yok mu? Bunlar neden önemli? Çünkü o bölgedeki ekim nöbetine girebilecek bitki türlerini seçebilmemiz adına son derece önemli hususlardır. Dolayısıyla biz tabii ki artı yetiştireceğimiz ürünün pazarlama durumu ve benzeri etmenlerden dolayı da ekim nöbeti uygular iken dikkat edeceğimiz hususlar arasında yer almaktadır. Değerli arkadaşlar, Mısır tahıllar ve baklagillerden sonra ikinci ürünler olarak ekim nöbetine girmektedir. Hatırlayacağınız üzere ülkemizde yetiştirilen mısırın yaklaşık %60'ının ikinci ürün olarak ekildiğini, %40'ının ise ana ürün olarak ekildiğini söylemiştik. Neden? Çünkü Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Mısır'ın yoğunlukla yetiştiriciliğinin yapıldığı Çukurova bölgesi gibi yerlerde, Karadeniz bölgesi, kıyı bölgesi gibi yerlerde, hatta bazı geçit bölgelerinde ikinci ürün yetiştiriciliğine imkan tanınmaktadır. Yani özellikle sulamaya uygun araziler var ise kışlık tahıldan hemen sonra ikinci ürün olarak mısır yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Ancak devamlı olarak buğday mısır şeklinde bir ekim nöbeti yaparsak bu bizim için tıpkı monokültür tarımdaki, yani tek yönlü tarımdaki gibi olumsuzluklara yol açar. Neden? Çünkü her iki bitki türü de buğdaygiller familyasındadır. Her ikisi de saçak köklüdür. Dolayısıyla bizim arzu ettiğimiz, biraz önce bahsettiğimiz gibi
bir baklagilin devreye girmesi söz konusu olmaz. Ve aynı ürünlerin sürekli olarak ekilmesinden kaynaklı olarak hastalık ve zararların artışı söz konusu olacaktır. Bu da yoğun girdi kullanımına neden olacaktır. Özellikle ilaçla mücadelede daha yüksek girdi kullanımına neden olacak. Artı verimde düşmelere yol açacaktır. Dolayısıyla ekim nöbetini biz mutlak surette uygulamak durumundayız. Peki nasıl uygulayabiliriz? Buğday, mısırı evet söyledik. Örneğin şöyle olabilir. Buğdayı ektik. İkinci ürün olarak mısır ektik. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi bölgelerde daha sonra ana ürün olarak pamuk ekilebilir. Buğday, mısır ektikten sonra araya mercimek girilebilir. İkinci ürün soya. İkinci ürün yer fıstığı. Yok eğer ikinci ürün olarak değil de ara ürün olarak ekmek ister isek, yani biz mısırı ekim nöbet sisteminin içerisinde buğdaya ektik, mısır ektik. Daha sonra ana ürün bir pamuk yetiştiriciliği yapacağız örneğin. O zaman tarlamız bizim aşağı yukarı Şubat-Mart ayına kadar yüzden, yani sonbahardan Şubat-Mart ayına kadar tarla boş kalacak. O zaman bu dönemde ne yapacağız? Ne yapabiliriz daha doğrusu bir ekim nöbeti uygulamak ister isek? Burada işte ara ürün olarak yine yem bitkilerinden, baklagiller familyasından önemli bir yem bitkisi olan fi yetiştiriciliği yapılabilir. Fi yetiştirerek işte burada ekim nöbet sistemi içerisinde bir baklagili dahil edebiliriz. Dolayısıyla değişik sistemler uygulanabilir. Burada da gördüğünüz üzere bir ekim nöbeti denemesidir bu. Burada deneme nasıl yapılıyor? Burada buğday, yan tarafında hemen mısır var. Değişik bitki türleri de tabii ki şu anda denemede görünmüyor ancak diğer kısımlarda değişik bitki türleri de var. Bu yıl buraya buğday ekildi ise hemen bir sonraki yıl buraya ekiliyor, bir sonraki yıl buraya ekiliyor. Yani bir rotasyon söz konusu oluyor aynı tarla üzerinde. Peki başka alternatifler neler olabilir? Biraz önce bahsettik. İşte buğday, buğdaydan sonra baklagil, daha sonra mısır, daha sonra ayçiçeği ekilebilir. Şeker pancarı yetiştiriciliği yapılan yerlerde şeker pancarı, daha sonra mısır, buğday, sonra yine baklagil. Buğdaydan sonra ayçiçeği ekilebilir. Araya bir sebze girebilir. Kavun, karpuz gibi sebzeler girebilir. Daha sonra mısır ekilebilir. Yine mısır ekilir, buğday ekilir, ayçiçeği ekilir, baklagil ekilir. Dikkat eder iseniz değerli arkadaşlar, bu ki hemen hemen her modelde mutlak surette baklagillere yer veriliyor. Neden yer veriliyor? Biraz önceki bahsettiğim hususlardan dolayı. Yani bir ekim nöbeti sisteminin. İsterseniz baklagil yem bitkisi olabilir. İstersek yemeklik tane baklagiller olabilir. Tabii ki içinde bulunduğumuz iklim koşullarını dikkate alarak. Bugün soya dedik biraz önce. Yer fıstığı dedik. Evet, sulama imkanınız yoksa büyük bir ihtimalle bunları yetiştirme şansınız olmayacaktır. Çünkü yeteri kadar yağış düşmeyecek. O zaman ne yapacağız? O zaman baklagillerde alternatiflere yöneleceğiz. Neye yöneleceğiz? Nohut. Sınırlı su ile yetişen bir bitki türüdür. Yani buğday ektikten sonra daha sonra kışlık nohut yetiştirilebilir orada. Bir baklagili araya koymuş oluyoruz. Mercimek olabilir. Yine suyun sınırlı olduğu alanlar için söylüyorum bunu. Zaten su imkanı var ise ikinci ürün tarımında yetiştirilebilecek baklagil türlerimiz veya ara ürün tarımında yetiştirilebilecek baklagil türlerimiz zaten söz konusudur. Dolayısıyla bizim baklagili mutlak surette değerli arkadaşlar ekim nöbeti sistemi içerisine bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Mısırın besin elementi ihtiyaçlarına gelecek olursak, değerli arkadaşlar, tabii ki toprak analizi bizim için son derece önemli. Burada ekim nöbetinden bahsettik. Şayet biz ekim nöbeti içerisinde bir baklagile yer verdiysek ve baklagil hasadından sonra mısır yetiştiriciliği yapacaksak, burada toprağa azot bağlanmış olacaktır. Dolayısıyla toprak tahlilinde kullanacağımız azot miktarının çok muhtemeldir ki düşmesi ile sonuçlanacaktır ki bu da istediğimiz bir özelliktir. Zaten az önce söylediğimiz gibi. Genel anlamıyla baktığımızda toprak yapısına göre ekim nöbeti, ürün deseni, arazinin durumu ve benzeri gibi organik madde içeriği çok sayıda etmene bağlı olarak değişmekle birlikte genel anlamda mısırın makro besin elementi ihtiyaçları azot, fosfor ve potasyum şeklinde 3 ana makro besin elementine ihtiyaç duymaktadır. En yoğunlukla duyduğu 20 ila 25 kilogram arasında saf azota ihtiyaç duymaktadır. Fosfor ihtiyacı 8 ila 10 kilogram, potasyum ihtiyacı ise 15 ila 20 kilogram civarındadır. Fosfordan önce değinmek istiyorum. Fosfor,
Toprakta yavaş hareket eden, yavaş salınan bir besin elementidir. Dolayısıyla ekimle beraber 20-20-0, 15-15-15, yani 3-15 veya 18-46 DAP gibi içerisinde aynı anda azotu ve fosforu, ihtiyaç dahilinde potasyumu bulunduran kompoze taban gübrelerinden bir dekara aşağı yukarı 10 kilogram civarında fosfor içerecek şekilde besin elementini uygulayabiliriz. Neden? Çünkü bir kere uyguladığımızda vejetasyon süresi boyunca bu fosfor bitki ihtiyaç duyduğu dönemlerde alacak. Çünkü hareketsiz bir element. Ama azot için aynısını söyleyemeyiz. Azotu mısırda ikiye bölmemiz lazım. Yarısını ekimle beraber, diğer yarısını ise hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta ne demiştik? Bitki yaklaşık 35-40 santim olduğunda ikinci bir çapalama, ara çapası yapıyorduk. Ve bu ara çapasını yaparken ne yapıyorduk? Boğaz doldurma yapıyorduk. Yani destek köklere destek olması amacıyla bir boğaz doldurma yapıyorduk. Aynı zamanda bu boğaz doldurmayı yaparken sulama için hazırlığımızı da yapıyoruz. Yani yabancı otla mücadele etmek için ikinci ara çapasında ya da üçüncü ara çapada tabii ki topraktaki yoğunluğa göre, yani yabancı ot yoğunluğuna göre değişmekle birlikte işte bu bitki 35-40 santim geldiğinde ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Boğaz doldurmayla beraber azotun diğer yarısını üst gübre olarak uyguluyoruz. Potasyum ihtiyacı 15 ila 20 kilogram civarındadır. Toprak tahlillerine, toprak analizlerine baktığımızda ülkemizde Doğu Karadeniz bölgesi hariç Türkiye topraklarının karakteristik özelliğinden dolayı potasyum ihtiyacı genellikle yüksek çıkıyor. Ancak ihtiyaç varsa tabii ki eksik olan kısmı tamamlamak gerekmektedir ki potasyum ihtiyacı aşağı yukarı 15-20 kilogram civarındadır. Az önce söylediğim gibi potasyum toprak tahlilinden sonra düşük düzeyde çıkarsa toprağımızda o şekilde uyguluyoruz. Aksi takdirde uygulamaya gerek yoktur. Şimdi Mısır'da bu besin elementlerini yeteri miktarda vermezsek, yani 20-25 kilogram civarındaki saf azotu yeteri miktarda vermezsek, fosforu vermezsek, potasyum eğer yetersiz kalırsa, bunun dışında biraz sonra göreceğiz. Manezyum gibi, mangan gibi, bakır gibi, demir gibi bazı eksiklikler de söz konusu olabilir toprakta. Mikro besin elementleri ve diğer makrolar olmak üzere. Dolayısıyla bu tür durumlarda neler ortaya çıkar? Değerli arkadaşlar, azot eksikliğinin en önemli belirtilerinden bir tanesi yapraklarda gördüğümüz sararmadır. Yani her şeyden önce bir bitkinin yapraklarında sararma görür isek bu demektir ki bitkide azot noksanlığı vardır. Bunun dışında gelişme yavaş olur, saplar ince olur. Değerli arkadaşlar, boğum araları da daha kısa olmaktadır. Burada peki sararmayı nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda ne demiştik bakım işlemlerinde? Sulama yaparken su eksikliğini, yani tarla kapasitesine göre bitkiye gittiğimizde su eksikliğinin bazı semptomları var demiştik. Ki bunlardan ilki yaprak uçlarının yavaş yavaş kıvrılması şeklinde idi. Daha ileri aşamalarda ise sararma şeklindeydi. Burada sararmayı gördüğümüz zaman su eksikliğinden mi kaynaklanıyor, azot eksikliğinden mi kaynaklanıyor karıştırmamak için bakın yaprak kenarları yeşil ve şurada gördüğünüzde herhangi bir şekilde kıvrılma yok. Oysa yaprak damarlarında özellikle yaprak ayasında uç kısımlarına ne görüyor? Sararma görünüyor. Bir diğer belirti ne olabilir? Yaşlı yapraklar. Yani en alttaki çıkan ilk yapraklarda azot noksanlığı görülmeye başlar. Oysa sudan kaynaklı bir eksiklik olsa hemen hemen bitkinin tamamında bir kendini bırakma, belki daha ileri aşamalarda, daha çok suyun olmadığı aşamalarda ise ne çıkacaktı? Yavaş yavaş sararmalar ve kurumalar görülecek. Dolayısıyla azot eksikliğini bu şekilde görebiliriz. Şurada gördüğümüz gibi biraz sonra bütün eksiklikleri gösterirken yine sizlere ileteceğim. Şimdi bakın farklı azot dozları. Bu konuda halen çok yoğun bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Her ne kadar uzun yıllardır farklı azot dozları, özellikle Mısır'da farklı azot dozlarının verime etkisi araştırıldığında pek çok çalışmada azot noksanlığının ciddi şekilde büyüme, gelişme, hepsinden önemlisi verime olumsuz yönde etki ettiğini biliyoruz. Halen de bu tür çalışmalar devam etmektedir. İşte burada iki farklı azot dozu, yani şurada
Mısır'ın ihtiyacı olandan daha az azot verilmiş. Burada ise mısırın ihtiyacı olan, yani 20 ila 25 kilogram civarındaki azot, yarısı taban gübre, diğer yarısı ise üst gübreleme şeklinde uygulanmış. Bakın görüyor musunuz değerli arkadaşlar, şurada soldaki resme baktığımızda sararmanın alt yapraklardan başlayıp diğer yapraklara kadar gittiğini ve aynı zamanda bitki boyunun ise daha kısa olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Burada ise daha kalın saplı, gayet ideal gelişme göstermiş bir mısır bitkisi söz konusudur. Yani azot noksanlığı son derece önemlidir ki azot, tabii ki her besin elementi çok önemli ama azot en önemli besin elementlerinden bir tanesidir mısırda. Fosfor ikinci makro besin elementlerinden ve ihtiyaç dahilinde mutlaka uygulanması gereken elementlerden bir tanesi. Neyse 8 ila 12 kilogram ve ekimle beraber bir kere de bunun tamamını verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Azot noksanlığında olduğu gibi fosforda da belirtiler yaşlı yapraklardan, yani aşağıdaki yapraklardan başlıyor. Belirtilerin farkı ne? Yaprak koyu yeşil renkten mor, morumsu, erguvani bir renge dönüyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar morluğu? Veya şuradaki arazide bakın fosfor noksanlığı renkleri görüyor musunuz? Renkler tamamen mor, erguvani bir renk almış. Dolayısıyla baktığımızda eğer böyle bir eksiklik görür isek burada ne diyoruz? Taban gübresi yetersiz. Fosfor çok yetersiz miktarda atılmış. Burada fosfor eksikliği var. Diyoruz ki erken dönemlerde çok daha sıklıkla, yoğunlukla görülmektedir fosfor eksikliği. Tabii ki fosfor eksikliğini etkileyen hususlardan farklı etmenler var. Toprakta fosforun alımını daha iyi etkileyen birçok etmen var. Organik madde içeriği bunlardan bir tanesidir. İyi, yüksek organik maddede fosfor daha iyi alır. Onun dışında toprağın soğuk olması değerli arkadaşlar fosfor alımını azaltmaktadır. Dolayısıyla da burada daha şiddetli bir fosfor eksikliğinden kaynaklanan bir ne görüyoruz? Semptomları görebiliyoruz. Bunun dışında potasyum dedik biraz önce. Aşağı yukarı 10 ila 20 kilogram, 15 kilogram arasında bir potasyuma ihtiyaç var. Bu potasyum topraklarımıza yeterliyse tamamdır ama varsayalım ki eksik miktarda, yani potasyum eksikliği söz konusu oluyor. Bakın burada da tıpkı değerli arkadaşlar yaşlı yapraklardan başlayan bir sararma, renk açılması oluyor. Peki şunu diyebilirsiniz. Hocam biz tarlaya gittik. Biraz önce dediniz ki azot noksanlığında da sararma var. Ben azot noksanlığından mı kaynaklanıyor yoksa potasyum noksanlığından mı kaynaklanıyor bu durumu ben nasıl ayırt edeceğim derseniz değerli arkadaşlar gayet basit. Azotta neydi? Azotta hemen ona doğru gidelim. Azot eksikliğinde bakın yaprağın ortasında sararma var idi. Potasyum eksikliğine geldiğimizde yaprak uçundan başlıyor kurma ve kenarlarda sararma var. Yani çok net bir şekilde bu ayrımı görebiliriz. Diğer semptomlar, boğum arasının kısalması, yavaş gelişme göstermesi, bitkinin ve diğer biraz önce bahsettiğimiz ki daha ileriki dönemlerde eğer potasyum eksikliği olursa başaklanma döneminde yani tepe püskülü ve koçan püskülü çıktıktan sonra bitkinin artık koçan oluşturmasından sonra daha net tutumu azaltacak. Yani adeta bir döllenmenin olumsuz etki etmesi gibi bir semptomla karşılaşabiliriz. İşte diğer besin elementlerinde de var. Örneğin kükürt eksikliği. Çok ihmal edilen hususlardan bir tanesidir. Mutlaka kükürt desteğinin verilmesi gerekmektedir. Kükürtle de yine azota benzer sararmalar görmektedir. Burada bir fark vardır. Bitkinin bodurlaşması, hasadın gecikmesi evet. Ancak ne demiştik? Azot noksanlığı yaşlı yapraklarda başlar. Kükürt noksanlığı ise değerli arkadaşlar nerede başlıyor? Tıpkı azot noksanlığında olduğu gibi yaşlı yapraklardan değil, genç yapraklardan başlıyor. Yani sararma daha üstten başlıyor, aşağıdan başlamıyor, öyle söyleyeyim. Azotta aşağıdan yukarı doğru giden bir sararma, kükürt noksanlığında yukarıdan aşağıya daha genç yapraklardan sararma var. Burada da bu ayrımı bu şekilde yapabiliriz. Manezyum eksikliği görünen eksikliklerden bir tanesi özellikle hafif bünyeli, biraz daha kumlu topraklarda daha sıklıkla görülüyor. Neden? Çünkü yıkama ile yani sulama ile beraber su tutma kapasitesi aşağı doğru gittiği için böyle bir eksiklik söz konusu olabiliyor. Burada da alt yapraklarında damar aralarında sarımsı bir renk görüyor. Yani
damarların arasında, şurada gördüğünüz üzere damarların arasında sarımsı, yeşilimsi bir eksiklik görülüyor. Çinko yine bizim son yıllarda aslında önemi fark edilen, eskiden baktığımızda daha önceki yıllarda kültür bitkilerine çok fazla dikkate alınmayan, ancak son yıllarda çinko üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalara paralel olarak, aynı zamanda üreticilerimizle bilinçlenmesine paralel olarak Mısır'da bir çinko eksikliğiyle alakalı, daha doğrusu diğer kültür bitkilerinde çinkonun önemi anlaşıldığı için artık yavaş yavaş çinko takviyeleri de %1, %2 düzeyinde topraktan ya da daha sonra iç gübreleme şeklinde, yaprak uygulaması şeklinde de yapılabiliyor. Mısır'da çinko eksikliğini gördüğümüz zaman erken gelişme dönemlerinde daha çok ortaya çıkıyor. Bakın şurada yapılan bir çalışmamız, çinko ile yapılan bir çalışma. Şu gördüğünüz yerde görüyor musunuz? Yani çinko eksikliğinin ne kadar ciddi bir şekilde olumsuz yönde bir etki ettiğini. Burada baktığımızda çinko takviyesi yapılmış bir mısır gayet iyi gelişmiş. Burada ise gelişmesi son derece yavaşlamış. Boğum araları kısalma, aynı zamanda koçanlarda şekil bozuklukları gibi hususlar çinko eksikliğinde ortaya çıkmaktadır. Daha çok nerede çıkar? pH'si yüksek olan kireçli topraklarda. Yine fazla miktarda fosforlu gübre uygular isek, 8-10 kilo oran değil de 15-20 kilo oran civarında daha yüksek fosforlu gübre uygularsak yine çinko eksikliğiyle karşılaşabiliriz. O nedenle biz erken gelişme dönemlerinde çinkoya ihtiyacı olduğu için %1-2 gibi belli oranlarda, yine tabii ki toprak tahlili yaptırmak suretiyle ne yapıyoruz? Çinko takviyemizi mutlak surette yapıyoruz. Bakır noksanlığı görebilir. Yaprak uçları açık yeşil, kıvrılıyor ve daha sonra büyüme duruyor bakır noksanlığında. Manganez eksikliği görebilir. Yine açık bir sararma şeklinde bir durum söz konusu. Yapraklar gri yeşil gibi oluyor. Yani pH'nın 6-6,5'un üzerinde olduğu durumlarda, yani biraz daha kireçli toprağa doğru giden bir durumda manganez eksikliği görülebiliyor. Demir yine görülen eksikliklerden bir tanesidir. Yine aynı şekilde pH'nın yüksek olduğu durumlarda görülür. Sararma şeklindedir, ancak bakın şurada gördüğünüz gibi sağ alttaki resimde yaprak damarlarında bir sararma var. Yani azottaki gibi yaprağın tamamen arasında değil, fosfordaki gibi kenarlardaki bir, özür diliyorum, potasyumdaki gibi kenarlardaki bir sararma değil, tamamen yaprak ayasında bir sararma şeklinde görüyoruz. Yine genç yapraklardan başlıyor. Bakın demir noksanlığında ortaya çıkan bir durum daha çok dediğim gibi alkali, yani pH'si yüksek olan kireçli topraklarda görülüyor. Toplu halde şurada bakacak olur isek değerli arkadaşlarım, şurada gördüğümüz üzere bakın azot noksanlığı yaprağın orta kısmında oluyor. Fosfor zaten çok belirgin diğerlerinden. Sararma değil de mor, erguvani bir renk şeklinde görülüyor. Potasyum noksanlığı yaprak kenarlarında bir sararma ve hafif bir morarma şeklinde. Kalsiyum tıpkı azottaki gibi yaprak ortasında. Çinko eksikliği yaprağın orta damarında siyahlaşma şeklinde. Bor eksikliği benzer şekilde, biraz önce gösterdik. Demir eksikliği, mangan eksiklikleri de sararma şeklinde yaprak damarlarında veya yaprağın genelinde hafif bir sararma ve yaprağın solması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Peki hastalık ve zararlarla mücadele için ne yapacağız? Her şeyden önce biz zaten sertifikalı bir tohum kullanıyor isek, biliyorsunuz Efir Mısır hibrit tohumları kullanılıyor. Sertifikalı bir tohum kullanıyor isek değerli arkadaşlarım, bunların zaten tohum ilaçlaması yapılmış oluyor. Biz yerel tohum kullanacak isek mutlaka bu tür fungisitlere karşı hem hastalık hem de topraktaki çıkan, erken dönemde biraz sonra göreceğiz, bozkurtlar var, zararlar var, toprakta ciddi şekilde zarar oluşturuyorlar. Bunlara karşı ilaçlama yapmak durumundayız. Değişik ilaçlar var. Özellikle toprakta bulunan bozkurtlara karşı, biraz önce söylediğim gibi biraz sonra daha detaylı göreceğiz, mutlaka kepeğe belki biraz da şeker karıştırarak, ilaç koyarak toprağa uygulanıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Larva dönemindeki veya yavaş yavaş ergine doğru giden dönemdeki bozkurtların tamamen ölmesine neden oluyoruz. Yoksa erken dönemlerde sapları kesiyor ve bitki daha henüz gelişemeden yatmak durumunda kalıyor. Yine koçan aşamasına kadar geldiğimizde hastalıklar görülebilir. İşte burada gördüğümüz gibi diploide çürüklüğü son derece etkili hastalıklardan bir tanesidir. Tanede çürüklük, belki bazen koçanlarda şurada gördüğümüz gibi sporları görüyor musunuz arkadaşlar? Renklerin nasıl bozuk olduğunu ve yine aynı şekilde şurada koçanın uç kısmında mısır tanelerinde çürüklük, yani koçanda çürüklük ve tanelere bulaşan bir çürüklük söz konusu olabilir.
Mısır'da görülen en yaygın hastalıklardan bir tanesi. Ustilagomides, yani mısır rastığı. Değerli arkadaşlar, en yaygın görülen hastalıklardan bir tanesidir. Sap, yaprak kortuğu, koçan, tepe püskülü pek çok yerde çıkar. Şurada gördüğümüz gibi bir uğur şeklindedir. Yani kanser gibi tabir edilen bir uğur şeklinde ortaya çıkar. Bunun sporları topraktan bulaşmaktadır. Yani eğer tarlada çok miktarda bir mısır rastığı, rahatsızlığı, hastalığı görür isek ve koçanlarımız bu şekilde uğur şeklinde olur ise bu topraktan bulaşmıştır. Bunun doğrudan mücadelesi yoktur. Bununla mücadele edebilmek adına bu tür gördüğümüz hastalıklı bitkileri hemen alıp uzaklaştırıp, koparıp ne yapıyoruz? Yok ediyoruz. Aksi takdirde sporlarla bütün tarlaya ulaşabilir. Ha, yoğun bir şekilde eğer bir hastalık etmeni gördüysek burada da ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? O tarlaya mümkünse birkaç yıl mısır ekmiyoruz arka arkaya. Araya farklı ürünleri koyuyoruz. Bir de aşırı azotlu gübre atmıyoruz. Dikkat ederseniz aşırı azotlu gübre diyorum. İhtiyacı olan tabii ki atılacak. Bunun dışında işte gördüğümüz gibi, az önce söylediğim gibi, bakın görüyor musunuz? Yani adeta bir uğur gibi tamamen koçan bitmiş bir vaziyette ve ciddi şekilde bu sporlar topraktan bulaştığı için ciddi hasarlar oluşturmaktadır. Ne tür zararlar var? Örneğin sesamiler, yani koçan kurdu. Koçanın içerisine giriyor. Şurada da gördüğümüz gibi bakın şu koçanın çevresi koçan. İşte koçanın içerisinde koçan kurdu bir zarar oluşturabiliyor. Mısır sap kurdu. En yoğun hastalık, özür diliyorum, zararlı etmenlerinden bir tanesi. Çok yaygın görülür. Nerede çok yaygın görülür? İşte Çukurova bölgesi gibi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi. Çok yoğun mısır tarımının yapıldığı alanlarda ve özellikle ekim nöbetinin uygulanmadığı alanlarda. Hani hep dedim ya biraz önce, buğday mısır, buğday mısır, ana ürün buğday, ikinci ürün mısır. Çünkü gelir getiriyor. Yani ancak işte bu tür hastalık etmenleri ve zararlı etmenleri de ortaya çıkabiliyor. Koçan kurdu, sap kurdu tamamen işte sapın ortasına girer ve o bitkiyi, bütün iletim demetlerini, saptaki bütün öz suyu alır ve bitkinin daha sonraki aşamalarda büyüme şansı kalmaz. Çünkü sapın tamamen yatması ve devrilmesi söz konusu olacaktır. Az önce bahsedeceğim demiştim. Bozkurtlardan bahsetmiştim. İşte şurada gördüğümüz gibi. Bakın bunlar toprakta bulunuyor. Geliyorlar, ne yapıyorlar? Şurada görüyor musunuz arkadaşlar işaretlediğim yerde? Bakın farenin işaretlediğim yere bakacak olursanız hemen sapın dibinden zarar veriyor. Sapın dibinden erken dönemde zarar verdiğinde zaten o bitkinin daha sonra yaşama şansı yok. O zaman bu tür larvaları, erginleri erken dönemde toprakta bir şekilde görürsek ne yapıyoruz? Hemen kepekle beraber içine bir miktarda şeker koyar isek, toz şeker, daha rahat, daha iyi bir şekilde geliyor. Hafif nemlendiriyoruz, bitkinin diplerine serpiyoruz ve orada bozkurtlar geliyor. İlaçlı olan yemi, yani kepeği yiyerek zararlı kontrol altına alınabiliyor. Yine mısır maymuncuğu erken dönemlerde ortaya çıkıyor. Henüz daha mısır bitkisi, bakın gördüğünüz gibi 3-4 yapraklı iken ve tırtık tırtık paramparça olmuş kenarlarını görüyor musunuz? Bu zararlı özellikle büyüme konilerini tamamen kesiyor ve zarar veriyor. Genellikle tabii ki tohum ilaçlaması yoğunluklu olarak az önce söylemiştik ve yüzey ilaçlaması şeklinde bu zararlı görüldüğü zaman mısır maymuncuğuna karşı ne yapıyoruz? Önlem alabiliyoruz değerli arkadaşlar. Bunun dışında mısır kurdu. Gördüğümüz gibi bakın bu bir kelebek halinde. Şurada ergin bir mısır kurdunu görüyoruz. Gövdede, koçanda ya galeriler açıyor. Galeriler açarak oradan ilerliyor. Zaten henüz daha genç dönemde eğer larvalar gider ise koçanda, sapta, diğer kısımlarda ciddi şekilde zarar ortaya koymaktadır. Burada mutasyona, yani değişime uğramış bir mısır bitkisi var. Gördüğünüz gibi bakın renk ne kadar açılmış yaprak renklerine baktığımızda. Peki bu hastalık ve zararlarla mücadele etmek için mısır hasadına geçmeden ne yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce arkadaşlar temiz tohumluk kullanacağız. Yani bizim mutlaka sertifikalı tohumluk kullanmamız gerekiyor ya da temiz tohumluk kullanmamız gerekiyor. Yani hastalıklarla bulaşık olmayacak veya zararlı etmenlerini taşımayacak tohum kullanmamız gerekiyor. Bunun dışında tohum ilaçlaması yapmamız gerekiyor. Zaten sertifikalıysa bunlara karşı tohum ilaçlaması yapılmış oluyor. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim, hatırlarsanız mısır ekerken sertifikalı tohumda ilaçlı olup olmadığını anlamak için ki sertifikaların hepsi ilaçlıdır. Ne yapılıyor? Sapsarı bir mısır tohumu değil de üzeri pembemsi bir tohum oluyor. İşte bu ilaç anlamına
gelmektedir. Onun için ekim nöbeti kültürel mücadeleden en önemlisi. Şayet neden işte biraz önce bahsettim ya, neden hep buğday, mısır veya neden sadece mısır ekmiyoruz? İşte sadece mısır ekersek bu bahsettiğimiz hastalık etmenleri, artı zararlar, o tarlada bir şekilde artıkları kalıyor. Kışı konukçu olarak geçiriyorlar. Ve daha sonra siz tekrar mısır ektiğinizde hemen o konukçular ne yapıyor? Geliyor ve mısıra zarar veriyor. Dolayısıyla biz araya bir başka ürün ektiğimizde bu sefer ne oluyor? Konukçular geliyor fakat ortada mısır yok. Mısır olmadığında da ne yapıyor? Zarar veremiyor ve ömrünü tamamlayamıyor. O nedenle ekim nöbeti son derece önemlidir kültürel mücadeleler arasında. Bunun dışında da tabii ki mecbur kaldığımızda da ne yapmak durumunda kalacağız? Uygun ilaçlı mücadele yapmak durumunda kalacağız. Bunun için de en doğrusu bir bitki koruma uzmanından destek almak söz konusu olacaktır. Evet, mısır hasadı dedik. Değerli arkadaşlar, mısır hasadı birkaç şekilde yapılmaktadır. Şurada gördüğümüz gibi. Küçük alanlarda 50 hasat yapılıyor. Her bir mısır bitkisinde bazen bir, bazen daha doğrusu bir veya iki tane koçan olabiliyor. Koçallar elle yolma şeklinde olabiliyor. Tabii onun öncesinde hasat olgunluğuna geldiğini nasıl anlayabiliriz? Koçanın saba bağlandığı kısımda, dip kısımda sarı, siyah bir nokta oluyor. Rahatlıkla koparılabiliyor. Artı baktığımızda özellikle atlışı mısır ve diğer mısırlarda ne yapıyor? Tanenin üzerinde böyle bir diş gibi bir çukur, çöküntü oluyor. Bu dönem artık hasada gelmiş olduğu anlamına gelir. Aşağı yukarı 30-35 civarında bir nem vardır. Bu nem tabii ki mısır hasadı için belki uygun bir nem düzeyi olabilir ama hasattan sonra mutlak surette bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer bu oranda bir hasat söz konusu ise kurutmamız gerekiyor. Küçük alanlarda 50 hasat yapılıyor. 50 hasat yaptıktan sonra eğer nem düzeyi %30-35'lerdeyse ne yapıyoruz? 13-15'lere kadar düşürüyoruz. İçeride 50 hasatta yine tanenin kırılması ve benzeri etmenler olmaması için %20-22-23 gibi nemlerde yapılıyor. Yine burada da %13-15'lere kadar düşürüyor. Bir de koçanları toplayan hasat makineleri vardır ki burada da nem düzeyinin %13-15'e kadar düşmesi önemlidir. Yani bizim için asıl olan hasat edildiğinde hasat edilen ürünün nem düzeyinin %15'ler, 14'ler civarında olması. Şayet 13-15'ten daha yüksek miktarda nem düzeyine sahip olursa depolamada solunum devam edeceği için ne yapacak? Kızışma ve küflenme olacak. Dolayısıyla ürün tamamen elden çıkabilecektir. İşte tane mısır hasadı tıpkı şurada gördüğünüz üzere biçer döver hasadını yapıyor tane mısırı ve yığınlar halinde traktöre, kamyona artık hangisiyse ona gelip boşaltmaktadır. Küçük alanlarda hani elle de kurutma vardır demiştik ya, bakın şu bu uzak doğuda şurada birisi oturuyor, biraz sonra Karadeniz'i de göstereceğim. Bunlar hep demetler halinde ne yapılmış? Koçanlar toplanmış ve bir sundurmanın altında gölge bir alanda, daha doğrusu doğrudan yağış almayacak bir alanda ne yapılıyor? Kurutuluyor. Şurada gördüğünüz gibi bakın Karadeniz'de de demetler halinde bu şekilde kurutmalar söz konusu olmaktadır. Neden? Çünkü orada Karadeniz yoğunluklu olarak özellikle Doğu Karadeniz bölgesine baktığımızda, Batı Karadeniz için söylemiyorum tabii ki, Doğu Karadeniz'de dağlık kesim, daha çok eğimli alanlar, bu tür alanlarda biçer döverli hasat bazen çok mümkün olmayabiliyor. İçer döverin giriş ve benzeri şeyinden dolayı ya da küçük alanlarda mısır tarımı yapılabiliyor. Yani 3-4 dekar belki 5 dekarlık bir alanda mısır tarımı yapıyor. Daha çok mısır unu bildiğimiz üzere Karadenizlerin çok sevdiği gibi daha sonrasında da mısır unu elde edip belli miktarlarda yapılabiliyor. Bu şekilde demetler halinde kurutma söz konusu olabilir. Depolama ve kurutma az önce söylediğim gibi nemin mutlaka 13-14'lere düşürmesi gerekiyor. Bu yapılabiliyorsa doğal yollarla karıştırılma şeklinde değilse kurutma için özel sistemler var. Gidip sıcak havanın üflenmesi suretiyle, tabii ki bunun da belli bir bedeli var. Dolayısıyla gidip istenilen nem düzeyine mısır doğrudan kurutuluyor. Kurutma özellikle ikinci ürün tarımında önemli bir sorundur. Neden önemli bir sorundur? Mayıs-Haziran'da buğdayı hasat ediyoruz. Hemen ardına diyelim ki mısır ekimi yapıyoruz ikinci ürün olarak. Bu sefer hasat süreci tabii ki ektiğimiz mısıra göre değişir. FA grubu eğer 90 günlükse daha kısa süre içerisinde yani FA 500 falansa 90-95 günde hasat edilirse belki problemle karşılaşılamayabilir. Ancak mısırın olgunlaşma süresi ne zamana geliyor? Eylül-Ekim aylarında. Eylül-Ekim aylarında da ne başlıyor? Sonbahar yağışları başlıyor. Sonbahar yağışlarıyla beraber burada bir
olumsuzluk, yani olumsuzluktan kastım nem düzeyinin artışı söz konusu olabilir. Böyle durumlarda eğer yağış da geldiyse değerli arkadaşlar mutlak surette neye ihtiyaç duyulacaktır? Mutlaka kurutma yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır. Doğal yöntemlerle ya da büyük miktarlarda ise belki çok zor olacaktır. Kurutma ünitelerinde gidip kurutma yapılması lazım. Aksi takdirde ne oluyor? Küflenme, kızışma dediğimiz. Yani aflatoksin oluyor. Özellikle biberde de bu çok büyük problem. Pul biber kullanıyoruz. Eğer aflatoksin oranı yüksek miktarda iken bir iyi kurutulmamış bir biber var ise burada aflatoksin çok yüksek dedi olduğunda bu ciddi anlamda sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bunu da ilk olarak burada söylemiş olalım. Son olarak da silajcık mısır hasadı. Silajcık mısıra burada çok detaylı bir şekilde değinmiyorum. Çünkü yem bitkileri dersinde biraz daha bahsediyoruz ama silajcık mısırın bildiğimiz üzere tane mısırdan farkı şu. Tane mısırda tanenin olgunlaşmasına kadar gidiyoruz. Ancak silajcık mısır süt olum dönemiyle hamur olum döneminde, yoğunlukla hamur olum dönemi civarında hasat edilmesi esasına dayanıyor. Yani şurada gördüğünüz gibi henüz daha yeşil. Amacımız ne zaten? Bol miktarda yeşil aksam oluşturması. Mısır, sorgun gibi bitkiler silaja çok çok uygun bitkilerdir. Çünkü bir malandan çok yüksek miktarda hem yeşil aksam verimi var, hem yüksek karbonhidrat içerikleri var. Artı çözülebilir şeker oranları iyi. Dolayısıyla silajcık yapılmasına son derece uygun. Bu nedenle burada gördüğünüz gibi parçalanıyor. Daha sonra zaten şu parçalanan silajlık materyal ne yapıyor? Bu mısır materyali gidip ya sıkıştırılıyor bir silaj çukuru veya silaj alanlarında ya da daha profesyonel yapılan, son yıllarda yaygın olan şekilde silaj bekler var. Doğrudan makina ne yapıyor? 500 kilogramlık, 700 kilogramlık, 1 tonluk hatta birkaç tonluğa kadar paketleme yapıyor. Yani doğrudan paketin içerisine koyuyor ve havasız ortamda silaj elde etmesine neden oluyor. Bildiğimiz gibi mısırın çok farklı kullanım alanlarından bahsetmiştik. Yoğunluğu her ne kadar hayvan besleme amacıyla kullanılsa da aynı zamanda mısırdan elde edilen nişasta bazlı şeker, yani mısır şurubu, aynı zamanda mısır ekmeği Karadeniz'in ağırlıklı olarak kullandığından bahsetmiştik. Yine popcorn, sinemalarda ve benzeri yerlerde çok ağırlıklı olarak tükettiğimiz, yani patlamış mısır daha doğrusu. Bir diğeri de biliyorsunuz bardakta mısırlar son derecelerde son zamanlarda yaygınlaşmış durumdadır. Evet, sürenin bitmesine 10 saniye kaldığı için burada dersimizi sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Biraz önce de bahsettiğim gibi YouTube kanalına bu ders yüklenecektir. Oradan da izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.